Ve İran'da 3 aydır devam eden rejim karşıtı protestolar, idam cezasına çarptırılanların sayısı 6'ya yükseldi. Eylemler destek veren iki kadın oyuncu da gözaltında. İran milli futbol takımının kaptanı ise Katar'daki basın toplantısında protestolara desteğini açıkladı. Sokaklardan silah sesleri yükseliyor. Orantısız müdahaleye rağmen İranlı protestocular kararlı. Onlar için gece gündüz fark etmiyor. Ülkenin dört bir yanında meydanlar hep dolu. İran hükümeti protestoları bastırmak için müdahalenin dozunu arttırdı. Görüntü Mahabad kentinden. Kente zırhlı araçlı asker sevk edildi. Burası Irak sınırına yakın Merivan kenti. Gençler yolları ateşe verdi, barikat kurdu. İran'da protestolar başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü üzerine 17 Eylül'de başladı. 3 aydır süren gösteriler rejim karşıtı toplumsal harekete dönüştü. 400'den fazla eylemcinin öldüğü, 17 bin kişinin gözaltına alındığı sanılıyor. Yargı süreci devam ediyor. İdam cezasına çarptırılanların sayısı 6'ya yükseldi. Artık eylemlere destek veren ünlü isimler de hedefte. İranlı kadın oyuncular Hengame Gaziani ve Katayun Riyahi başörtülerini çıkarıp kadınların özgürlük mücadelesine ortak olmuştu. Pazar günü gözaltına alındılar. Devlete karşı komplo kurmakla suçlanıyorlar. İran Devlet Televizyonu'nda istifa dalgası başladı. En az 3 sunucu işten ayrılma kararı aldı. Kimia Gilani onlardan biri. Gilani protestolar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kian Pirfalak'ın ölüm haberini gözyaşları içinde duyurmuştu. Katar'daki Dünya Kupası'na katılan İran milli takımının kaptanı da protestoları desteklediğini açıkladı. Basın toplantısında değişim çağrısı yapan İhsan Haç Safi, halkımızın mutlu olmadığını kabul etmeliyiz dedi. Protestolarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. İran'ın kadın basketbol takımı ise başörtülerini çıkarıp poz verdi. Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafın altına kadın, yaşam, özgürlük notunu düştüler.